Aziz hocalar, kıymetli misafirler, Türk Ocakları Samsun Şubesi olarak düzenlediğimiz konuşmacısınız Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Hasan Onak oldu. İslam'da Akıl ve Bilim adlı konferansa hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şimdi sizleri ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizin ruhuna bir Fatiha'lı saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşı'nı seslendirmeye davet ediyorum. Sözlerime başlamadan önce dün ebediyete intikal etmiş olan şehitlik makamına layık görülen 8 tane vatan evladına Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize tez zamanda şifalar niyaz ediyoruz. Üzülerek görüyoruz ki İslam dünyası bir akıl tutulması yaşıyor. Sözümüz kirlendi, gözümüz kirlendi, işin kötü tarafı özümüz kirlendi. Akletmez misiniz diyen bir din mensupları olarak biz akıldan uzak bir düzlemde birbirimizle mücadele eder hale geldik. Bilim noktasında İslam dünyasının bulunmuş olduğu seviye ortada, buradan çıkmamız gerekiyor. Yiğit düştüğü yerden kalkar derler. Biz Türk İslam medeniyetini akıl üzerine inşa etmişsek, biz bu medeniyetin gelişimini bilimle taçlandırmışsak bu konularda gerekli hassasiyeti göstermek ve topluma öncülük edecek fikir adamlarına kitlelerle buluşma fırsatı sağlamak durumundayız. Bu noktada kendilerinden ricada bulunduğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Hasan Onat hocamız bizleri kırmadılar. Yoğun gündemleri arasında buraya kadar teşrif ettiler. Kendilerine teşekkürü bir borç biliyorum. Hasan hocamızın değindiği mevzular adlı zatında bizim hali pür melalimizin de bir tercümesi olacaktır. Buna çözüm yollarını kendilerinin ilgililere takdim edeceğini tahmin ediyorum. Ben sözlerimi daha fazla uzatmıyorum. Sözü sahibine tebliğ ediyorum. Buyurun hocam, kürsü sizindir. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Sayın Başkan'ın söylediği husus gerçekten önemli. Şayet içinden geçtiğimiz süreçler, yaşanan acılar kader olarak algılanmayacaksa, ki bir ilahiyatçı olarak yaşananlara kader demenin haşa Cenab-ı Hakk'a zulüm isnat etmek olduğunu hatırlatmak isterim. Eğer bunlar kader olarak algılanmayacaksa o zaman bir çıkış yolunun
mutlaka olması gerektiğini söyleyerek sözlerime başlamak istiyorum. Kur'an'da çok açık, sosyolojik açıdan da geçerli bir ilkeye işaret edilir. Birkaç yerde geçiyor. Birisi Ra'd suresinde diyor ki Cenab-ı Hak bir toplum kendisini değiştirmedikçe Allah o toplumu değiştirmez. Bu iki anlamı olan bir ilkedir. Şayet durumunuzdan şikayetçiyseniz o zaman önce kendinizi değiştireceksiniz ki şikayetçi olduğunuz hususlardan kurtulasınız. Şayet durumunuzdan memnunsanız o zaman bunun olumsuz hale gitmesinden endişe ediyorsanız memnuniyetinizi daha ileri taşımak zorundasınız. Bunlarla ilgili iki önemli prensibe daha dikkat çekip direkt konuya geçmek istiyorum. Bunlardan birisi çok açık bir şekilde Cenab-ı Hak diyor ki başınıza gelen musibetler, felaketler, kötülükler sizin ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. Yani başınıza ne kötü şey geliyorsa sizin tercihlerinizin sonucudur. İkinci bir ayeti daha hatırlatmak istiyorum. O da şu, diyor ki Kur'an, yeryüzündeki canlıların en kötüsü akletmeyenlerdir. Hadi buna bir üçüncüsünü daha ekleyeyim. Yunus suresinin 100. ayeti, aklını kullanmayanlar pislik içinde kalır. Bunların üstüne pislik yağar. Sadece şu son dilek mealini sizlerle paylaştım. Üç ayeti yan yana getirerek düşünecek olursak, İslam dünyasında olup bitenlerin kader olmadığını rahatlıkla anlayabiliriz. Bunların arkasındaki Kur'an'ın dikkat çektiği kurucu ilke de şudur. Ve leyse lil insani illa masa. İnsan için dünyada da ahirette de hak ettiğinin, emeğinin karşılığı vardır. Tabi bu çok açık. Ya bu gerçekten önemli bir ilke. Bu vesileyle yani hemen işin başında mesela Aziz Sancar'ın dile getirdiği güzel bir tespiti sizlerle paylaşayım. Diyor ki gençler siyasetle şununla bununla uğraşmayın, oturup çalışın. Çünkü ben dehaya inanmam, ben çalışmaya inanırım. Yani bu milletin eğer kaderi değişecekse bu ancak düşünmekle, doğru düşünmekle, doğru olanı yapmak için gerekli emeği harcamakla mümkün olacaktır. Çalışmadan, hak etmeden herhangi bir şeyin, olumlu bir şeyin olması bu Cenab-ı Hakk'ın sünnetullahına aykırıdır. Yani önce biz bir adım atacağız, olumlu yönde, olumluyu gerçekleştirmek için çaba sarf edeceğiz ve arkasından Cenab-ı Hak bize destek verecek. Dolayısıyla bu temel ilkeler çerçevesinde konuyu İslam'da akıl ve bilim olarak belirledik. Akıl ve bilim deme gerekçemizi de söyleyeyim. Ben ilahiyatçı olarak bu milletin Cenab-ı Hakk'ın özne olarak yarattığı bir millet olduğunu düşünüyorum. Hüseyin Atay Hoca vardı bizim fakültede, içimizde duyanlar var. Şu anda Hüseyin Atay Hoca eğer yaşayan büyük alim arıyorsanız sadece Türkiye'de değil İslam dünyasında da adı en ön sıralarda yer alacak olanlardan birisidir. Ama bizim biz tuhaf bir milletiz. Kendi içimizden yetişen değerleri ancak kaybettikten sonra onların değer olduğunun farkına varıyoruz. Yıllar önceydi hocayla konuşuyorduk. Bir laf etti. Dedi ki ya dedi bir türlü anlamıyorum. Bir de hoca Karadeniz şivesiyle de konuşur. Bir türlü dedi anlamıyorum. Bu şartlar bu ülkenin çoktan çökmesi gerektiğini gösteriyor. Yıkılması lazım. Düşündüm dedi. Galiba Cenab-ı Hak bu Türk milletine yeni bir misyon yüklemiş olmalı. Yoksa dedi bu devletinde, milletinde çökmesi lazım. Epey bir aradan, 8-10 sene önceki bir konuşmaydı. Bir ay kadar önceydi, hoca yine fakülteye geldi. Hoca şu anda 90'ı devirdi maşallah. Dedim hocam, yıllar önce böyle bir laf etmiştiniz. Hala aynı kanaatta mısınız? Ya biraz şüphelerim var ama dedi hala kanaatim değişmedi.
Evet, biraz şüphelerimiz var. Benim de öyle. Ama bir başka açıdan bakın. Yani Türkiye'nin kaderi 1 milyar 600 milyon Müslümanın kaderidir. Gerçekten de böyledir. Yani tabloya bakın işte görüyorsunuz ortada. Yani eğer 1 milyar 600 milyon Müslüman özde olacaksa, özgürce, insanca yaşayacaksa bu Türkiye'nin ayakta kalmasına, Türk milletinin yeniden kendi varlığını hissetmesine bağlıdır. Bu milletin yeniden varlığını hissetmesi ne demektir? Aslında bütün problem işte burada başlıyor. Ve ben acaba dedim, bu hakikaten bu millet yeniden nasıl özne olur? Düştüğümüz yerden nasıl kalkarız? O zaman düştüğümüz yeri tespit edelim. Nerede düştük biz? Düştüğümüz yer neresi? Çok net bir tespit. Osmanlı İmparatorluğu'nun artık fiilen çöküş sürecine girdiği zaman, 18. asır nasıl düştü? Eğitim çöktü ve bilimsel faaliyetler eskinin tekrarına dönüştü. Sanat batıyı taklide dönüştü ve bu milletin yaratıcılığı artık patinaj yapan bir arabanın tekeri gibi var olanı tekrara başladı. Kritik eşik 18. asırdır. Nitekim ondan sonra Osmanlı şemsiyesi kırıldı. Cumhuriyetle birlikte bir diriliş hamlesi yaptık. Bence çok önemli bir hamleydi. Ama yapılan yanlışlar bugünkü sonuçları doğurdu. Örnek mi istiyorsunuz? Tekke ve zaviyeleri kapattık. Bugün Türkiye tarikat cennetine dönüştü. Üstelik de bu tarikat mevcut yapılanma çerçevesinde. Yani umarım korktuğumuz gibi olmaz. Bir süre sonra tarikatlar arası fiilen aktif savaşların yaşandığını görürseniz hiç şaşırmayın. Yani FETÖ hikayesi falan diye konuştuk. Şu anda devlet bu tür yapılanmalara yine alan açıyor. Ve yarın benzeri sıkıntılarla yine karşılaşacağız. Bu çok açık ifade değil. O yüzden çok net söylüyorum. Yani benim özelliklerimden birisi de düşündüğümü mümkün olduğu kadar eğip bükmeden dosdoğru söylemeye çalışıyorum. Yine de düşünerek konuşuyorum. Çünkü artık çok da sansürsüz konuşmak her zaman kolay olmuyor. Sıkıntılar var yani. Bu da maalesef böyle. Şimdi burada düştüğümüz yer neresi o zaman? Aklın devre dışı kaldığı zaman. Ondan sonra ne oldu? Batı dünyası aklı kilisenin hipoteğinden kurtarıp Rönesans reformla özgürleşirken, bilimin gücüne sahip olurken İslam dünyası aklı mahkum ederek tam tersi yavaş yavaş batmaya başladı. Şu anda geldiğimiz süreç bununla alakalıdır işte. Orada başladı sıkıntılar. Ve çöküş de bununla alakalı. Cumhuriyetin gerçekten başlamış sürecinde doğru teşhisler var, doğru yaklaşımlar var. Ama bugüne gelinen noktada işte diğerlerde yanlış yapıldığının sonuçlarını rahatlıkla görebiliyoruz, düşünebiliyoruz. Öyleyse bu millet ayağa kalkacaksa bunun birinci koşulu aklı yeniden keşfetmektir. Şimdi bunun temellerini konuşacağız. Yani aklı yeniden keşfetmezsek ne olur? Bir, din tüccarları imanımızla oynamaya devam eder. Kimi yanmaz kefen satar, kimi cennetten arsa satar, kimi ne bileyim işte başka işler yapar. Son zamandaki tartışmaları herhalde görüyorsunuz. Sosyal medya takip edenleriniz varsa işte asansörde mahremiyet tartışması, yoğun bakımda bilmem ne tartışması, işte ne bileyim ya bir sürü. Ben bu tartışmalara şöyle bakınca bir formüle etmeye çalıştım kendi hissiyatımı, bir tweet attım. Dedim ki İstanbul fethedilirken papazların melekler erkek mi dişi mi olduğunu tartıştıkları söylenirdi. Hep anlatıldı. Biz de gülerdik. İşte Fatih İstanbul'u fethederken onlar bununla uğraşıyor. Şu anda dünya bilimde artık uzayın derinliklerini keşfetme yarışında, bilimde yazılan işte yapay zeka çok farklı bir yere geldi. Bunlar tartışılıyor. Dünya kendi geleceğini konuşuyor.
Biz bunlarla uğraşıyoruz. Yani melekler erkek mi dişi mi tartışmasından bir farkı var mı? Daha söyleyeyim, daha da kötü yani. Daha da kötü. Bunlarla oyalanıyoruz. Oyalanın bakalım. Sonuç ne olacak? Sonuç, eğer bu kafayla gidersek, din birleştirici olma vasfını zaten kaybetmeye başladı. Din çatışmaları, ayrılıkçı duruşları meşrulaştıran bir enstrümana dönüşecek. Allah aşkına şu anda mütedeyyin insanın güvenilirliği bir 15 sene, 20 sene öncesine göre hangi durumda? Ne dersiniz? Hiç yok. Burada problem var. Hani bir Azeri Türk'ü vardı ya da o şey içerisinde işte ne diyor, ben burada kaldığı kadarıyla söyleyeyim. Yılan görürem korkmirem, çiyan görürem korkmirem. İşte harda bir Müslüman görürsem korkirem korkirem diyor. Galiba böyle. Şu anda geldiğimiz nokta. Şimdi bu dolayısıyla akıl meselesi bizim ayağa kalkabilmemiz için başlangıç meselesidir. Peki İslam bu akla nasıl bakar? Şimdi bu soruyu sormadan şöyle bir soru sorayım. Akla düşman olmak, Müslümanların akıllarını daha az kullanmalarını sağlamak, Müslümanların eleştirel duruşlarını önlemek acaba kimin işine yarar? Ne dersiniz? Niye birileri ısrarla aman aklınızı kullanmayın, dinden çıkarsınız diye tehdit ediyorlar insanları? Niye birileri aman ya aklı kullanmak sana mı kaldı diyor? Kimin aklı? Mesela benim en çok rahatsız olduğum, umarım bu salondan böyle bir soru gelmez. Ne zaman akılla ilgili bir laf etsem birileri kalkıyor diyor ki ya kimin aklı? Sansürsüz söyleyeyim mi düşündüğümü? Cehennemin dibi senin aklın. Tam da söylemem gereken bu. Niye böyle diyorum? Yahu bu akıl kimin aklı diye sorulur mu? Akıllı olduğunu düşünen herkesin aklıdır. Şimdi bunu temellendireceğim. Bu gerçekten önemli bir şey. Yani bize yıllarca demişler ki bunlar öğrenilmiş, yani aslında kimin aklı sorusu öğrenilmiş çaresizliğin tam da dışa vurumudur, biliyor musunuz? Yıllarca bize demişler ki dışarıdan siz adam olmazsınız. Adam olmamak, aklı kullanmak demek, kullanmamaktır. Biz içeriden demişiz ki biz adam olmayız, işte bu hale geldik. Hani şu meşhur, bu öğrenilmiş çaresizliği çok güzel anlatan bir deney vardır. Bir bildiğiniz pire, pireyi deney tüpüne hapsetmişler. Belli bir süre sonra serbest bırakmışlar. Pire hep 40 santim zıplamaya başlamış. Niçin? Normalde 70-80 santim zıplayabilirmiş. Çünkü deney tüpünün yüksekliği 40 santim. Şu anda biz de tam da böyleyiz işte. Birileri diyor ki aklınızı kullanmayın, sizin aklınız ermez. Ve kimin aklı erecek? Aklı eren kim? Büyükler. Üstelik de ekliyoruz oraya. Büyükler bir laf ederse hikmeti vardır. Hikmetinden sual olunmaz. Yahu azıcık kafayı çalıştıralım. Bir şey, bir yerde hikmet varsa hikmetten sual olunur. Sual hikmetten olunur. Mesele bu işte. O yüzden yani burada bu milletin tekrar ayağa kalkabilmesinin başlangıç noktası aklı yeniden keşfetmektir. Şimdi burayı İslam açısından açacağım. Bir, İslam'a göre namazdan da, oruçtan da önce, haçtan da, zekattan da önce farz olan en büyük farz, farzların farzı düşünmek, akletmek. Niye böyle? Bizim farzlar, 32 farzın içinde böyle bir şey yok. Nereden çıktı bu? Gerçekten farz mı düşünmek? Kur'an'da geçtiğine göre farz dedik. Daha ötesi, İslam'a göre sorumluluğun ön koşulu nedir? Öteki ibadetler de düşünmeye bağlı onun için. Efendim, akıl olmadan din olur mu? Aklı olmayanın din olmaz. Hazreti Peygamber ne güzel söylemiş, aklı olmayanın dini olmaz. Olay bu işte. Farz olmasının ana gerekçesi sorumluluğun ön koşulu olmasıdır. Bu yüzden de Kur'an
ısrarla 300'e yakın yerde diyor ki efela yamzulun, efela tağılun, efela tefekkürun, efela yetefekkürun bu kalıplar içerisinde düşünmez misiniz, akletmez misiniz, ibret almaz mısınız? Bakın bu o kadar önemli bir şey ki. Mesela farz olduğunun bir başka açık gerçeği, Kur'an'da bu kadar açık seçik bu ortada ve başka bir gerçek. Hazreti Peygamber ilk vahiy alıyor. İkra, Bismi Rabbike ellezî halak, halakal insâne min alâk. İkra ve Rabbuke l-ekrem ellezî alleme bil kalem devam ediyor. Peki burada Peygamber, Hazreti Peygamber ne okuyacak? Elinde bir metin mi var Hazreti Peygamber'in o anda okuyacak? Buradaki okumak nedir o zaman? Ne okuyacak Hazreti Peygamber? İlim. Bende çağır. Buradaki okumak dediğimiz şey nedir? Bende çağır. Bilgi de işte bakın burada okumak dediğimiz şey en temelde düşünmek, anlamak, kavramak. Neyi? Zaten söylüyor Kur'an bunu hemen devamında. İnsanı. Başka? Halakal insane min alak diyor. Okuyacağımız şeylerden biri bu. İnsanı okumak, insanı anlamak, insanı kavramak. Okumakla kalmayacaksınız. Onun devamında kalem, kayıt altına almak, bilime geçen süreç burasıdır işte. Sadece okumak değil, okuduğunuz, ortaya koyduğunuz, anladığınızı yazmak, üretmek. Bilim de böyle başlıyor. Nitekim bir başka ayette diyor ki, hel yestevillezine yâlemune vellezine la yâlemun. Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Elbette olmaz. İşte bilime açılan kapı, oku diye başlıyor ve böyle devam ediyor. Sadece şu söylediklerimden çıkan açık sonuç nedir? Müslümansanız düşünmek, akletmek, İslam'ın bize yüklediği en mühim ödevdir, farzdır bu. Onun kategorisi budur işte. Peki, düşünmenin, akletmenin farz olduğunu niye unuttuk? Birileri mi unutturdu bize? Şimdi Kur'an'la enteresan bir metafor var. Bu ahiretle alakalı bir metafor. Ve Hazreti Peygamber kendi ümmetinden şikayet ediyor. Ümmetim diyor Kur'an'ı mehcur bıraktı. Yani şu anda biz Müslümanlar hem Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna inandığımızı söylüyoruz. Hem de Kur'an'ın anlaşılamaz bir kitap olduğunu bazılarımız açıkça söylüyor, bazılarımız da üstü kapalı söylüyor. Peki Kur'an ne diyor? Ben anlaşılmak için indirildim diyor. Yani bakın pek çok yerde geçiyor. Evet Kur'an anlaşılmak için indirilmiştir. Hatta yesserna ifadesi kullanılıyor. Biz diyor Kur'an'ın anlaşılmasını kolaylaştırdık. Başka o kadar çok yerde geçiyor ki Kur'an. Kur'an insan aklına güveniyor ki ısrarla düşünmemizi, akletmemizi istiyor. Cenab-ı Hak insan aklına güveniyor ki Kur'an bunun örneği. Hazreti Peygamber de insan aklına güveniyor ve diyor ki la ibadete ket tefekkür. İşte farz olduğunu hem de Hazreti Peygamber'in dilinden ifadesi tefekkür gibi, düşünmek gibi, akletmek gibi ibadet yoktur. Sanıyorum burası anlaşıldı. İstiyorsanız biraz daha detaylandırabilirim. Yani aklı etkin kullanmak İslam'a göre farzdır. Farzların farzıdır. En büyük ibadettir. Buraya itiraz olan varsa şimdi etsin. Bundan sonra bununla alakalı itirazlar kabul edilmeyecektir. Kıyamete kadar susarsınız sonra. İtiraz edeceklerden kimse yok burada. Bundan sonra söyleyeceklerim bu temel üzerine inşa edilecektir. O yüzden burasının önemli olduğunu düşünüyorum. Peki, şimdi bu söylemeye çalıştığımız hususlar dinen farz olduğunu ortaya koydu. Akletmenin, düşünmenin. Akletmek ne demek, düşünmek ne demek? Biraz bunu azıcık açalım. Ondan sonra bir başka şey söyleyeceğim. Eğer dinen farz ise dinle alakası olmayan insanın düşünme, akletme konusunda duruşu ne olacak? İnsan olduğunun farkındaysa insan bir bilgi varlığıdır. Akıl bilgiyle iş görür. O zaman insansanız düşünürsünüz. Yani dinen farz olan düşünmek, akletmek insan olmanın beraberinde gelen insani bir sorumluluktur. İnsan akleder. Bir insan aklını kullanmıyorsa problem vardır.
daha açık bir ifadeyle aklınızı kullanabildiğiniz kadar insan olursunuz. Peki onun ötesinde üçüncü basamak, vatanseveriz. Bu ülke bizim ülkemiz diyoruz. Peki vatan sevgisinin düşünmekle bir alakası var mı? Vatanınızı seviyorsanız bu vatanın ayakta kalması, kıyamete kadar bu millete yurtluk yapması akleden, düşünen, üreten insanlar sayesinde olacaktır. O zaman bu ülkeyi sevmenin bizim boynumuza yüklediği bir borçtur akletmek, düşünmek. Bunun nitelikleri üzerinde çok hızlı bir şekilde biraz kafa yorayım istiyorum. Bu şu anda söyleyeceklerim yine Kur'an'dan temellendirilecek ama önce Maturidi'nin bir sözünü sizinle paylaşayım. Diyor ki, Maturidi'nin kim olduğunu artık zannediyorum, bu salondakiler biliyorlardır diye düşünüyorum. Bilmiyorsanız bence ayıp olur. Yani o zaman Türk'üz Türk'üz demeyin, kusura bakmayın. Maturidi'yi tanımıyorsanız problem vardır. Biraz iddialı konuşayım ki merak edin azıcık bilmeyenler de. Ama samimi söylüyorum, Maturidi gibi bir kafa Batı dünyasında çıksaydı, şimdiye kadar onunla alakalı yüzlerce doktora tezi, master tezi yapılır. Biz daha Maturidi'nin en mühim kitabı Tevhidat'ın tercümesine yeni başladık. Kaç cilde çıktı? 8. cilt çıktı mı? Çıktı. Daha yeni tercümesine yeni başladık. Onun bir başka kitabı, kitabı Tevhid, devasa bir kitaptır. Onun tercümesini rahmetli Bekir Topaloğlu Hoca yapmıştı. Yani bunlar Maturidi gerçekten yani Türk dünyasının yetiştirdiği en büyük kafalardan birisidir. Hatta benim şöyle bir önerim olmuştu. Yeni bir medeniyet kurulacaksa dedim, bu medeniyetin teolojik ayağında İmam Maturidi, bu medeniyetin ahlaki ayağında Ahmet Yesevi, bilimsel ayağında Biruni ve felsefi ayağında Farabi, İbn Sina olmalıdır. Ha. Sanat boyutuna kimi taşırsınız, oraya da Mimar Sinan'ı getireceksiniz ya da başka isimler bulursunuz. Ama yani gerçekten bunlar kök kurucu isimler. Mesela Biruni, henüz daha Biruni'yi daha Türkiye keşfetmedi. Bir de şu anda Maturidi'yi konuşuyoruz. Bu biraz insanlarda Maturidi'ye merak iyice arttı. Çünkü ben nereden biliyorum, Maturidi konusunda o kadar çok konferans talebi var ki. Zaman ayırıp gidemiyorum. Başka arkadaşlara havale ediyorum. Şimdi diyor ki Maturidi, cümlenin güzelliğine bakın. Düşünmemeyi telkin eden her türlü his şeytan işidir. Bak, bir daha tekrarlayacağım. Konuşmamı da en sonunda bu cümleyle bitireceğim. Unutursam bana hatırlatın. Düşünmemeyi telkin eden her türlü his şeytan işidir. Kitab-ı Tevhid'in böyle en okkalı cümlelerinden birisidir bu. Ne demek istiyor Maturidi? Kim akıl düşmanlığı yapıyorsa, kim aklı küçümsüyorsa, kim aklı itibarsızlaştırıyorsa bilin ki o şeytandır. Şeytanın bildiğiniz şeytan olması gerekmiyor. Kur'an insan şeytanlardan da söz eder. Evet, insanlardan da şeytan olur. Yani bu da açık bir şey. Maturidi'nin bu duruşu bence son derece anlamlı ve önemli. Şimdi bunun üzerinden biraz yürüyelim. Ne demek istedi Maturidi? Dedim ki size Kur'an ısrarla düşünmeyi, akletmeyi istiyor. Ayetleri biraz açalım. Mesela diyor ki Kur'an, اَفَلَا يَنْزُرُونَ اِلَيْنِ بِلِكْ كَيْفَ خُلُقَتْ Deve nasıl yaratıldı? Bakmaz mısınız diyor. Gökyüzü nasıl yükseltildi? Bakmaz mısınız? Başka? Diyor ki Kur'an, mesela insanın yaratılışına dikkat çekiyor. Varlığın, varoluşun başlangıcına dikkat çekiyor. Varlık diyor, nasıl meydana geldi? Başka? Eskilerin kalıntılarına gidip bakmaz mısınız? Ören yerlerine, tarihi bir takım kalıntıların oldukları yerlere. Şimdi sadece bu söylediklerim, düşünmenin salt bilgiden, bilgilenmekten ibaret olmadığını, sahip olduğunuz bilgiyi bir adım ileri taşımanız gerektiğini söylüyor. O zaman burada şu inceliği hemen ortaya koyalım. Bilimle alakalı süreç bunun üzerine kurulacaktır. Hepimizin kafasında bilgi var. Çünkü nedir? Bilgi dediğiniz şey esas itibariyle bilme fiilinin karşılığı olan her şey. Zihnimizde anlamlı olan, bilme fiilinin karşılığı olan
verilere biz bilgi diyoruz. Ya da malumat. Malumat, insan beyni bilgiyle iş görür. Bilgileriniz ne kadar sağlıklıysa o kadar sağlıklı düşünürsünüz. Bu yüzden de Kur'an açıkça diyor ki وَتَّقُوا وَبُورُوا قَوْلًا سَد۪يدًا قَوْلِ سَد۪يدًا öyle bir laf edin ki kimse onu eğip bükemesin. Ne demek bu? Ha, işte Kur'an'daki o İbrahim suresinde geçiyor zannediyorum. Bu şecere-i tayyibe vardır. Güzel bir söz, kökleri sağlam, dalları göğe doğru yükselmiş, bünyesi muhkem, sürekli meyve veren bir ağaca benzer. O zaman ne demek güzel bir söz? Konuştuğunuz her söz güzel bir söz olacak. Sözünüzün güzel olması demek, bir, bilginizin kaynaklarının bilinmesi demektir. Çünkü akıl sağlam bilgiyle yürüyecek. İki, sözünüzün güzel olması demek, üretim süreçlerinin bilinmesi demektir. Bu yüzden Kur'an ısrarla diyor ki bize, delile dayalı konuşun. Hangi konuda konuşacaksanız delile dayalı konuşun. Oldukça önemli. Hatta bu delil meselesi mesela Allah'ın varlığını tartışanlarla ilgili bile diyor ki Kur'an, onların ellerinde bir belge mi var, bir delil mi var? Son derece mühim bunlar. Başka Kur'an zanla hareket etmeyin diyor. Yani bilginiz güvenilir bilgi olacak. Her kademede. Müslümansanız böyle. Peki şimdi sadece bu bağlamda şu söylediklerim çerçevesinde bir meseleyi açalım. Akletmenin ne olduğunu daha rahat anlama bağlamında. Merak ediyorsanız şu anlatacaklarımı lütfen akşam gidince Kur'an'daki Hazreti İbrahim'le ilgili ayetleri şöyle alt alta çıkartın. Onları bir bütünlük içerisinde bir okuyun. Bakın ne çıkacak karşımıza. Şimdi burada bizim temel problemimiz şu. Akletmek, doğru bilgi, güvenilir bilgi sahibi olmakla mümkündür. Akıl her zaman insana doğruyu gösterir. Evet, akıl her zaman insana doğruyu gösterir. Bu sözümüzün pratik hayattan kanıtı nedir? Gündelik hayatta karşılaştığınız sorunlarla alakalı araç kullanıyorsunuz, hatalı sollama yaptınız. İçinizden gelen ilk ses nedir? Yaptığın işin yanlış olduğu sesi. Ya da herhangi bir tutum ve davranışınız var. Aslında akıl size söyler yaptığınızın yanlış olduğunu. Hatalı araç solladınız. İçinizden gelen ses dedi ki yaptığın yanlış. Şimdi hemen şeytanın sesi devreye girecektir. Herkes yapıyor. Hatalı solladıkta ne oldu? Herkesin yaptığı iş. Bir kaza mı oldu? İşim çok aceleydi. Bir defa da biz yapalım. İşte bunların hepsi şeytanın sesidir. Baştaki ses aklın sesiydi. Gündelik hayatın içerisinde, insan ilişkilerinde de akıl size neyin adil olup olmadığını belirtir, bilir. Dolayısıyla akıl gerçekten son derece mühim, insana her zaman doğruyu gösterir. Ama bir şartla, ön yargılardan arınmış olmak koşuluyla. Kritik yer orasıdır işte. Ön yargınız varsa akıl size doğruyu göstermez. Yanlışla ısrar ederseniz, ısrarla yanlışı yapmaya devam ederseniz, bir, akıl artık onun yanlış olduğunu görmez. İki, akıl onun yanlış olduğunu görmediği gibi doğru konusunda da duyarsızlaşır. Ve sizi artık doğrular konusunda uyarmaz. Kur'an dilinde bunun adı kalp mühürlenmesidir. Şu söylediğimin adı Kur'an'ın dilinde kalp mühürlenmesidir. Şimdi akılla alakalı imanla ilgili şu hususunu açıklayayım. Zannediyorum kafamız biraz daha netleşecek. Dedim ki, İslam kendisini akılla temellendiren bir din. Hazreti Peygamber'in aklı olmayanın dini yoktur ifadesine dikkat çektim. Ve arkasından Hazreti İbrahim'le ilgili sürece azıcık işaret ettim. Onun üzerinden akıl-iman ilişkisini biraz sizinle paylaşayım istiyorum. Hazreti İbrahim'in imana gidiş sürecine bakın. Göklere bakıyor, yıldızlara bakıyor, düşünüyor, diyor ki benim Rabbim bunlar gibi olmaz. Onun yaşadığı zaman diliminde bu yıldızlara tapan insanlar var, onlar geleneğe işaret ediyor. Ve bir gün giriyor puthaneye, bütün putları deviriyor, büyük putun omzuna asıyor baltayı. Bu Kur'an'daki en güzel mizah örneklerinden birisidir. Muhteşem bir örnek gerçekten de. Baltayı büyük putun omzuna asıyor. Ve diğer putlar devrilmiş, çıkıyor. Ertesi gün
Bakıyorlar putlar devrilmiş. Kim yapar bunu? İbrahim yapar. Çağırıyorlar putları, diyorlar niye kırdın? O da diyor ki niye bana soruyorsunuz ki? Balta kimdeyse o kırmış olamaz mı? Balta büyük putun omzunda. Çok enteresan bir şey oluyor orada. İnsanlar, Kur'an'dan da bunu anlıyoruz, putların hiçbir işe yaramadığını çok rahat fark ediyorlar. Ama işte bakın akıl doğruyu gösterdi orada da. Fakat hemen arkasından diyorlar ki Hazreti İbrahim'e, sen bizi atalarımızın yolundan uzaklaştırmak istiyorsun. Demek ki aklı doğru kullanmamızı engelleyen hususlardan birisi geçmişin bize yükledikleri, yani gelenek. Geleneğin doğruları var, yanlışları var. Eğer geleneği eleştirel çerçevede doğru okumazsanız, o zaman gelenek ataların dini olarak sizin düşünce dünyanıza hakim olur ve aklınızın sağlıklı işlemesini engeller. Oysa Hazreti İbrahim başka yerde soruyor kavmine, niye diyor bu putlara tapıyorsunuz, size fayda ya da zarar verebiliyorlar mı? Cevap, biz atalarımızı onlara tapar bulduk. Bakın buradan çıkan sonuç nedir? Toplumda herhangi bir şeyin yaygın kabul görmesi onun doğruluğunun kanıtı değildir. Burada neyin doğru neyin yanlış olduğunu birey olarak insan kendisi bilmek durumundadır. Başka Hazreti İbrahim Cenab-ı Hakk'a diyor ki ölüleri nasıl diriltiyorsun? Bana göster. Yani bu çerçeve içerisinde görmek istiyorum diyor. Gerçekten de çok enteresan. İnanmıyor musun? Yok, inanıyorum. Çünkü burada Kur'an'ın duruşu son derece net. Kur'an'a göre iman önce bilgi üzerine kurulur. Fâlem, bil, ennehu la ilahe illallah. Önce bilmek. Neyi bileceksiniz? Neye inanacaksanız o konuda bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Allah'ın varlığına inanacaksanız o konudaki bilginizi aklınızın tasdik etmesi lazım. Dedim ya akıl her zaman insana doğruyu gösterir. Akıl insanı ilgilendiren her yerde neyin makul olup olmadığını bilir. Ama neyin makul olduğunu olmadığını bilmek, neyi insanın doğru olanı yapması, tercih etmesi anlamına gelmiyor. O yüzden de kritik yer burası işte. Evet, İslam'a göre iman bilgi temellidir ama iradeyle gerçekleşir. İnsanın sorumluluğu akılla başlar ama insanın sınavı irade üzerindendir. Doğruyu bilmek, doğruyu yapmak anlamına gelmiyor. Akıl doğruyu gösterir. Şimdi Hazreti İbrahim örneğini berraklaştıralım. Kendimizle düşündüğümüz zaman imanla alakalı süreçleri daha kolay çözebiliriz. Müslümansanız imanınız şöyle kurulur. Ve çok açık ifade ediyorum. Bu Maturidi'nin de ilginç bir tespiti. Taklid imanı kabul etmez Maturidi. Ama Maturidiler taklid imana kafaralamışlardır. Ben Kur'an'ın da taklidi imana cevaz verdiği kanaatinde değilim. Yani Kur'an da taklidi imanı kabul etmiyor. Dolayısıyla Müslümansak imanımız tahkiki iman, araştırarak oluşan iman olmak zorunda. İmanımızın akli temellerini bilmek zorundayız. Rasyonel temellerini bilmek zorundayız. Şimdi iman nasıl gerçekleşir? İslami açıdan söylüyorum. İnanılacak unsurlar vardır. Allah'ın varlığı, ahiret, nübüvvet. Bu konuda bilgiler vardır. Dersiniz ki ben tevhide inanıyorum. Çünkü tevhid makuldür. Allah'ın var olması akla uygundur. Allah'ın varlığı anlamlıdır. Allah'ın varlığı bana göre hakikattir ve Allah'a inanıyorum. Müslümanın imanı böyle şekillenir işte. Peki Hristiyansanız imanınız nasıl şekillenir? İman Hristiyanlığa göre bir dogmadır. İslam'a göre mümin önce bilir, sonra inanır. Hristiyansanız önce inanırsınız, sonra bilirsiniz. Çok açık. Ve Hristiyan der ki, inandığım için doğrudur, inandığım için anlamlıdır, inandığım için makuldür. Müslüman ne der? Tekrar ediyorum. Doğru olduğu için iman ediyorum, aklıma uygun olduğu için iman ediyorum, hakikat olduğu için iman ediyorum. Peki şu anda bizim yaygın imanımız size göre hangi kategoriye giriyor? Ben söylemedim, görüyorsunuz. Yukarıdan dedilerimizde iman.
Ben söylemedim, ne yapayım? Tabu bu işte. Yani bu gerçekle yüzleşmemiz gerekiyor. Akıl, işte imanla alakalı bu sorunu çözmeden emin olun din tüccarlarının elinden bu İslam'ı kurtaramayız. Yani gerçekten de şu anda en kolay, en karlı ticaret din ticareti. Siyasette din ticaretiyle uğraşıyor, ticarette din ticaretiyle uğraşıyor. Ne ararsanız herkes bu alandan ekmek yiyor. Dolayısıyla bizim bir kendimize gelebilmemiz için aklı yeniden keşfetmemiz gerekiyor. Aslında yani bu cümleyi kurmama bile gerek yok. Müslüman olduğumuzu iddia ediyorsak, yani aklı kullanmamak diye bir şeyi düşünmemiz abesle iştigaldir. Yanlış mı düşünüyorum? Ya tablo çok açık bence yani. Bu kadar bir şeyden sonra yani Müslümansa ya düşünmek zorundayız. Başka da bir alternatif olduğumuzu şahsen düşünmüyorum. Peki buradan hareketle sözü çok uzatmadan biraz da bu işin bilim boyutuna geçelim. Aklı kullanmak bir başlangıç. Düştüğümüz yerden kalkmaya karar vermek demektir. Bundan sonraki çözüm yollarını bulmak demektir. Bizim şu andaki halimiz biraz şeye benziyor. Böyle dağın başında kaybolan insanın bir duruşu vardır. Ne yapar? Bilinçsizce sağa sola koşturmaya başlar. Şu anda biz biraz ona benziyoruz. Bir şeyler kaybettik, ne kaybettiğimizi bilmiyoruz. Nasıl bulacağımızla ilgili koşturmaktan, oraya buraya saldırmaktan sağlıklı düşünmüyoruz. O yüzden önce oturup bir düşünmek gerekiyor. Şu anda çıkış yolunun burası olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte sizinle işin bilimsel boyutunu paylaşacağım. Ve diyeceğim ki, bizler şu anda öğrenmekten, yeni bir şey öğrenmekten mutlu olmaz hale geldik. Yani bir şeyler öğrenmek, yeni bir şey fark etmek, yeni bir şey keşfetmek bizleri çok mutlu etmiyor. Bununla alakalı size İbn Sina'dan bir örnek vereyim. İbn Sina diyor ki, Aristo'nun bir kitabı sanıyorum, 40 defa okudum diyor, hiçbir şey anlamadım. Okudum anlayamadım diyor. O sırada bir gün çarşıya çıkmıştım. Çarşıda kitapçı dedi ki, ey İbn Sina gel bak yeni bir kitap geldi. Şu kitap almaya da hevesim yoktu ama diyor. Aslında hakikaten insan bazen kitapçıların bu tür tahrikleri iyi oluyor, işe yarıyor. Ben de bazen kitapçıya giriyorum, ya hoca şu kitap senin işine yarar diyorlar. Bakıyorum alıyorum, işime de yarıyor hakikaten. İbn Sina'ya böyle demiş. Kitapçı, o da almış kitabı, gitmiş eve. Karıştırırken kitap çok ilgisini çekmiş. Gece kitabı bitirmiş. Ondan sonra kalkmış, abdest almış, iki rekat şükür namazı kılmış. Kendi söylüyor bunu. Çünkü diyor, 40 defa okuyup anlamadığım kitabı, o kitabı okuyunca anladım diyor. İşte bu öğrenmenin heyecanı böyle bir şey işte. Yeni bir şey öğrenmek olağanüstü mutluluktur. İki rekat namaz kılıyor. Bununla da kalmıyor. Ertesi gün çıkıyor çarşıya, fakir fukaraya sadaka dağıtıyor. Olağanüstü güzel bir şey gerçekten. Biz şimdi yani yeni bir şey öğrendiğimiz zaman heyecanlanıyor muyuz ya? Halbuki insan bilgi varlığı, insan beynini diri tutan tek şey ciddi manada öğrenmektir ve okumaktır. Şu anda bu toplum niye sıkıntılı? Bak bir istatistik sonuçlarını paylaşayım sizinle. Türkiye'deki 80 milyon insanın 24 saatini nasıl değerlendirdiği, nasıl harcadığı araştırılmış. Televizyon seyretmeye bu milletin ayırdığı zaman ne kadar biliyor musunuz? 18. Ortalama 6 saat. 80 milyon insan günlük hayatının ortalama 6 saatini televizyon seyrederek harcıyor. Başka? Peki kritik soru, kitap okumaya ne kadar zaman ayırıyor dersiniz? 10 dakika çok yüksek bir rakam hocam. 1 dakika, 1 dakika. Bu söylediğim istatistiki verilere TÜİK'in sitesinden ulaşabilirsiniz. 1 dakika gerçekten. Ve televizyon seyretmek insanın beynini öldürüyor, beyindeki hücreleri öldürüyor. Çünkü o televizyonun aktif katılamıyorsunuz televizyona. O da bir problem var. Onun için burası gerçekten sıkıntılı bir alan. İbn Sina'yla meseleye girme gerekçem, öğrenme heyecanı,
biz öğrenmenin en büyük mutluluk olduğunu görmek durumundayız. İnsan bilgi varlığıdır. Gerçekten de bunu kendiniz de fark edebilirsiniz. En büyük mutluluk yeni bir şey öğrendiğiniz zamanki mutluluktur. Ama bunun için beyninizin diri olması lazım. İnsan beynini diri tutan da yegane faaliyet okuma faaliyetidir. Kur'an'daki oku emrinin mucizevi özelliklerinden birisi işte bu söylediğim noktadır. Bizler şimdi bu heyecanı kaçırdık. Peki bilimin Kur'an'daki yeri ne? Oku diye başlayan surenin devamından söz ettim. Aslında okumak evreni okumaktır. Okumak insanı okumaktır. İlk ayetle birlikte Cenab-ı Hak insanın dikkatini evrene, insanın dikkatini yaratılışa, insanın dikkatini insana yönlendiriyor. Peki insanla ilgili hepimizin bilgisi var. Bu bilgi nasıl bilgi? Sıradan bilgi. Peki tıp doktoruysanız sizin bilginiz diğer insanların bilgisiyle aynı olur mu? İnsanla ilgili diyelim ki işte biyologsunuz. İnsana bakışınız diğer insanların baktığı gibi olur mu? Bakın bunlar yavaş yavaş anlamayla alakalı. İşte diyelim matematikçisiniz. Mesela Kur'an mizandan söz eder. Er-Rahman, allemel Kur'an, halebel insan, allemehül beyan. Aslında muazzam bir şey. Yani bilimle alakalı süreç burada işliyor. Er-Rahman, Cenab-ı Hakk'ın sıfatı. Rahman, Er-Rahman, allemel Kur'an, insana Kur'an'ı öğretiyor. Başka allemehül beyan, insan onun açıklaması da Kur'an'ın içerisinde, onu da yakalıyor. Ve devamında mizan, yerler, gökler, aslında bu da tamamen bilim çıkıyor karşınıza ciddi manada. Ve bunun içinde diyor ki, işte daha önce hatırlattığım ayet, bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Olmaz. O zaman bizim kafamızda belli bir malumat var. Malumat ilim değildir. Ama ilimsiz malumat olmaz. Bu cümlemi azıcık açayım. Arı çiçek tozlarından bal yapar. Çiçek tozları bal mıdır? Çiçek tozlarına bal diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Peki çiçek tozları olmadan bal olur mu? Olmaz. Aslında arının çiçek tozlarını bala dönüştürmesi malumatın bilime dönüşmesini karşılar. Dönüştürme süreci de yöntemdir, bilimsel yöntemdir. Yani din konusunda zihninizde onlarca bilgi var. Bu bilginin işe yaramasını ister misiniz? Bir, arı gibi hangi çiçekten bal alacağınızı bileceksiniz. Yani bilginizin kaynaklarını bileceksiniz. İki, o bilginin hangi bilginin ne işe yaradığını yani tasnif edeceksiniz. Tasnif edilmeyen bilgi kullanıma hazır değildir. Hiçbir işe yaramaz. Üçüncü basamak, o bilgiden yeni bir bilgiye ulaşacaksınız. Akıl iyi bildiklerinden hareketle bilmedikleri konusunda da bilgi sahibi olabilir. Bilimsel gelişmelerin çoğu böyle oluşuyor işte. Dolayısıyla bildiğinizi iyi bilip üretim süreçlerini bilirseniz, fıkıh alanındaysanız bununla da içtihat yapmak olur işte. Var olandan hüküm çıkartırsınız, akli sonuçlara, yeni sonuçlara ulaşırsınız. Diğer alanlarda da yürürsünüz. Bu işin nasıl yapılacağı, yani daha açık bir ifadeyle malumat usulle, bilimsel yöntemle ilme dönüşür. Ben ilim ve bilim kavramlarını eş anlamlı kullanıyorum. Müslüman gelenekte din ilmi, dünya ilmi, ahiret ilmi ayrımı falan yoktur. İlim hayatın tüm katmanlarında güvenilir, savunulabilir, anlamlı bilgi için Müslüman gelenekte kullanılmıştır. Başlangıçta sadece bilgi anlamı olmasına rağmen bir süreç içerisinde hayatın tüm alanlarında güvenilir, savunulabilir bilgi manasında, anlamlı bilgi manasında ilim tabiri kullanılmıştır. Bugün Türkçe'de ilim tabirinin karşılığı bilimdir. Ya ilim tabirini kullanırsınız ya da bilim tabirini kullanırsınız. Dolayısıyla burada Kur'an'ın bizi yönelttiği, dikkat çektiği hedef nedir? Hangi alanla uğraşıyorsanız o alanda bilginiz güvenilir bilgi olsun. Bilginin güvenilir bilgi olması kaynaklarının, üretim süreçlerinin bilinen bilgi olmasıdır. Bunu fizik alanına, kimya alanına taşırsanız bilginin güvenilirliğini nasıl sağlarsınız? Deneyle sağlarsınız, gözlemle sağlarsınız. Peki sosyal bilimler alanına giderseniz
bilginin güvenilirliğini nasıl sağlarsınız? Üretim süreçlerine bakarsınız ve burada esas olan nedir? O bilginin akla uygun olup olmadığıdır. O yüzden burada Kur'an'ın uyarısını hatırlatayım size. Cenab-ı Hak diyor kendi müminlerin vasıflarından söz ederken, onlar her sözü dinlerler. Onlar her sözü dinlerler, en güzeline uyarlar. Ne demek biliyor musunuz? Müslümansanız bilgiye, öğrenmeye açık olmak zorundasınız. Müslüman öğrenmekten korkmaz. Her sözü dinler, kulakları açıktır, gözü açıktır ve onun ne kadarının ne kadar doğru olduğunu araştırır. En doğrusunu bulur, en doğrusuyla yürür. İşte bu söylediğim husus Müslümanların kısa sürede insanlığın birikimine talip olmasını beraberinde getirmiştir. İnsanlığın birikimine talip olunca Beytül Hikmeler böyle konulmuştur. Ve muazzam İslam medeniyeti bu temel üzerinde ulaşmıştır. Biruniler böyle çıkmıştır. İşte İbn-i Sina'nın El-Kanun Fit-Tıp kitabı 18. asırda bile Batı dünyasında tıp fakültelerinde ders kitabı olarak okutulmuştur. Ve maalesef ondan sonraki süreç bildiğiniz süreç. Ve daha ileri bir cümle kuracağım size. Batı uygarlığının temelini oluşturan Rönesans, Reform... En temelde Endülüs kanalıyla, Sicilya kanalıyla Müslüman birikiminin batıyla buluşmasından sonra ortaya çıkan gelişmelerdir. Eğer Müslümanların birikimi olmasaydı emin olun bugünkü Batı medeniyeti olmazdı. Bu söylediğimin bir tek kanıtı var. Çok açık. Pek çok kanıtı var da en kolay anlaşılacak kanıtı Batı dünyası Yunan felsefesini bile Müslümanlar üzerinden almıştır. Bunu insaflı batılılar söyler. Daha ötesi tıp ilminde, fizikte, matematikte, kimyada kullanılan, bugün kullanılan kavramların çoğu Müslümanların ürettiği kavramlardır. Sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant devam edeyim mi? Kavramların çoğu, gerçekten de bilimdeki kavramların çoğu Müslümanların ürettiği kavramlar. Şu anda bizim de kullandığımız rakamlar, Batı'nın rakamları Roman rakamlarıdır. Şu anda bizim de kullandığımız rakamlar aslında Müslümanların ürettiği rakamlardır. Ama bunların hepsini unuttuk. Bilmiyoruz, kendi geçmişimizi bilmiyoruz. Bu bağlamda genç arkadaşlara şeyi öneririm. Fuat Sezgin'in Türkiye Bilimler Akademisi yayınları arasından çıktı. İslam'da Bilim ve Teknik diye. Fuat Hoca biraz Türklerin payını görmek istemiyor ama bence önemli bir çalışmadır. Ona bakmakta fayda var. Yani biraz bu söylediğim konuları kaynaklardan bizim okuyarak zihnimizde netleştirmemiz lazım. Bu bize ne sağlayacaktır? Evet, geçmişte bu millet muazzam bir medeniyet üretmiş. İslam medeniyetinde Türklerin payı Türklerin zannettiklerinden çok daha fazladır. Ama bu öğrenilmiş çaresizlik maalesef yani bizi kendi geçmişimizi anlama noktasında da korkmuş bir atalete sevk etti. Dolayısıyla biraz önce demiştim ki akletmek farzdır. Eğer ikinci bir farz arıyorsanız yine Hazreti Peygamber'in ifadesini söyleyeceğim şimdi. İlim talep etmek kadın erkek her Müslümana farzdır. Bu da Hazreti Peygamber'in sözü. Şimdi bu bilim kısmını biraz azıcık daha açayım, ondan sonra sorularınıza geçebiliriz diye düşünüyorum, sizi fazla yormadan. Burada ilimle alakalı birkaç nokta çok önemli. Bir, Müslümanların muazzam bir bilimsel birikimi var. Bu birikimi bizim yeniden anlamamız lazım. Bu birikime yönelmek bize ne kazandıracak? Yani şimdi Kur'an'da ahireti temellendirirken Cenab-ı Hak diyor ki galimen yuhyi nizame ve hiyeramim kul yuhyi hellefi enşaaha evvele merra. Yani insanı diyor daha önce de biz yarattık. O çürümüş kemikleri birisi böyle ufalıyor getiriyor Hazreti Peygamber'e. Bununla alakalı şey. De ki diyor onları ilk defa yaratan ikinci kez diriltecektir. Ne demek bu biliyor musunuz? Burada muazzam bir mantık açılımı var mesela. Eğer bir insan bir şeyi bir defa yaptıysa
ikinci kez daha kolay yapar. Eğer bu millet geçmişte bir medeniyet yarattıysa ikinci kez daha kolay yaratabilir. Ama siz yaratma kavramından bile korkarsanız hiçbir şey yapamazsınız. Bir ilahiyatçı olarak bana zaman zaman yönetiliyor. Ya hoca diyor, niye yaratma kavramını kullanıyorsun? Ya azıcık Arapça bilgisi olan bu soruyu sormaz zaten. Çünkü Arapçada yaratma insan için de kullanılır. Şu anda bile kullanılıyor. Yani. Bırakın başka şeyleri. Cenab-ı Hak sadece insana, diğer varlıklardan farklı olarak sadece insana bir takım yaratıcı yetiler vermiştir. Ve siz bu yaratıcı yetileri etkin kullanırsanız salih amel ortaya çıkar. Salih amel namaz kılmak değildir. Salih amel oruç tutmak değildir. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın bize yüklediği sorumluluklardır. Tıpkı nefes almak gibi, su içmek gibi bunlar doğal ihtiyaçlardır. Ama salih amel nedir? Namazın orucun disipline ettiği kafayla, namazın orucun disipline ettiği iradeyle enerjimizi etkin kılarak bir şey üretmektir. Salih amel budur işte. Yani ortaya bir şey koymaktır. Peki salih amelin zirvesinde ne vardır? İki şey vardır. Bilim ve sanat. Medeniyetin omurgasında ne vardır? Bilim, sanat ve değerler sistemi. Peki biz şu anda Müslümanlar olarak bu üretim süreçlerinde bilimi, sanatı merkeze alarak bu soruyu sorarsak neredeyiz sizce? Var mıyız? Yokuz. Acı bir gerçek ama yokuz. Açık gerçek ne o zaman? Bilimde yoksanız, bilimde yoksanız yoksunuz demektir. Varlığınızın bir anlamı yok. Sanatla yoksanız, güç sahibi oldukça hoyratlaşırsınız demektir. Müslüman insan tipinin zenginliği, gücü, imkanı arttıkça niye hoyratlaştığının sebebini merak ediyorsanız cevabı burada işte. Çünkü sanat yok, estetik yok. Yaratıcı, beşeri yaratıcılığın zirvesi bunlar işte. Yani Müslüman insan eğer gerçekten o İslami incelikleri yakaladıysa böyle hani olgunlaşan başaklar gibi böyle gittikçe, büyüdükçe daha mütevazı olur. Ama bizde tam tersi oluyor. E sebep ne? E sebep işte burada şimdi o estetik boyutu, o insan duygularını incelten, rafine eden o boyut çok fazla işlemiyor. Bilimde yok, sanatta yok. Peki başka nerede varız? O zaman bize biçilen rol ne? Bize biçilen rol ne? Dünyada Müslümanlara biçilen rol ne? Üretimde yoksa tüketim rolü. O zaman bu cümlenin üzerinden biraz açayım. Bir, üretmeksizin tüketmek ahlaksızlıktır. Çok açık. Ortada. Yani şimdi bir Müslüman şöyle cümle duyduğumda ilk önce çok şaşırmıştım. Allah diyor bu gavurları Müslümanlara hizmet etsin diye yaratmış. Ne güzel diyor ya. Adamlar uçağı buluyor, biz biniyoruz, gidiyoruz. Adam telefonu buluyor, biz konuşuyoruz. Adamlar bilgisayar buluyor, biz kullanıyoruz. Harika dedim ya. Süper bir şey. Süper bir şey. Kısa bunun adı ne biliyor musunuz? Şu söylediğim kafanın adı. Hayır, miskinlik falan çok az kalıyor. Bunun adı tam manasıyla tüketicinin köleliği meşrulaştırmasıdır bu. Evet. Yani bilinçsiz tüketici tüketimin insanı nesneleştirdiğini unutur. Tüketimin üretmeksizin tüketmenin üretenlerin kölesi olmak anlamına geldiğini unutur. Bunu da akla uygun hale getirir. İşte kalp mühürlenmesinin en tipik yansımasıdır bu. Yani insanlar ne yapıyor? Şimdi bunun en uç noktasını size çok çarpıcı bir örnekle vereyim. Şu anda Orta Doğu'da oluk oluk kan akıyor. Ölen Allahu Ekber diye bağırıyor. Öldüren Allahu Ekber diye bağırıyor. Peki kullandıkları silahları kim üretiyor? Gavurlar hem cebimizdeki parayı alıyor, 3 kuruş, 5 kuruş, hem de bizim birbirimizi din adına öldürmemizi kıs kıs gülerek seyrediyor. Çünkü onların temel derdini üretiyor adam, bunu satacak pazar lazım. Orta Doğu'da Müslümanlar birbirlerini öldürdükleri müddetçe Müslümanlar en büyük 3 kuruş, 5 kuruşluk kazançlarının büyük bir kısmını nereye yatıracaklardır?
silahlanmaya. İşte Katar'ı köşeye sıkıştırdılar. Hemen o süreçte 11 milyar dolarlık anlaşma. Geldiler küre müre, hatırlarsınız o sahneleri. Görünüşte 110 milyar dolarlık, devamı da varmış 300 küsur milyar dolarlık bir anlaşma. Yani İslam coğrafyası elindeki 3 kuruşuna nereye harcıyor? Tüketim bu işte. Dostlar, tüketim bu işte. Onun için diyorum, üretmek sizin tüketmek insanı nesneleştirir. Nesneleşen insanlar kendilerini de nesne gibi görürler, diğer insanları da. Sorunun cevabı, niye Müslümanlar bu kadar kolay birbirlerini öldürüyorlar? Çünkü kendilerini de insan olarak görmüyorlar. Diğer Müslümanları da insan olarak görmüyorlar. Peki bu çarpıklığı nasıl meşrulaştırıyorlar? Din ile. Mezhep farkı, meşref farkı bilmem ne. Diyor ki benim gibi düşünmüyorsan Müslüman değilsin. Müşriksin, kafirsin, putperestsin. O zaman kanı helaldir. Buyurun. Ol ol kan akıyor işte. Bu kadar acı bir gerçek ki bu. Bir istatistiki veriyi paylaşayım sizinle. Sadece 2016'da Suriye'den, başka Müslüman ülkelerden kalkıp Akdeniz'den, Ege Denizi'nden Avrupa'nın kıyılarına ayak basmak için o batmak üzere olan botlarla, teknelerle yola çıkıp da boğulup ölenlerden cesedi kıyıya vuranların sayısı 5000'in üzerinde. 2016 rakamlarını okudum. 5000 küsur rakam var. Kıyıya vuran cesetler, daha denizde balıkların yediği, çürüyen, giden, kıyıya vuramayan cesetler ne var bilmiyoruz. Bunlar Birleşmiş Milletler'in tespit ettiği rakamlar. Ya nereye gidiyor bu insanlar? Niye gidiyor? Türkiye'de 3,5 milyon Suriyeliden söz ediliyor. Türkiye'de olan yabancılar sadece Suriyelilerden ibaret değil. Meşru yollardan gelenlere bir şey demem ama gayrimeşru yollardan gelen ne kadar insan var bilmiyoruz. Ankara'daki gözlemimi söyleyeyim. Suriye'den gelen dilencilerle yerli dilencilerin savaşında yerli dilenciler kayboldu. Burayı bilmem. Yerli dilenciler kayboldu. Çünkü Hoşin'de mafyası varmış ve olay daha farklıymış. Bu da uluslararası bir meseleymiş. O yüzden şimdi Cenab-ı Hak sadece insana yaratıcı yetiler bahşetmiştir. İki yol vardır. Ya Cenab-ı Hakk'ın size verdiği aklı etkin kullanırsınız. Yaratıcılığınızı bilim üretme noktasında taçlandırır, teknoloji üretirsiniz ve insanlığın akışında özne olarak etkin olursunuz. Ya da o yolu tercih etmezseniz ikinci yol tüketicilik rolüdür. Birilerin ürettiğini tüketirsiniz ve daha çok tüketmek için birbirinizi yersiniz. İslam coğrafyasının özeti söyledim işte. Tercihimiz tüketimden yana oldu. Ve şu anda İslam coğrafyasındaki tüm akan kanın arkasında o doymak bilmeyen sömürücülerin, bunların Müslümanlardan söz ediyorum ama birbirini sömürüyor Müslümanlar. Önce orada başlıyor. İktidar hırsının dini bu tür meselelere alet etmenin sonuçlarını yaşıyoruz işte. Bu arada da Batılılar cebimizdeki 3 kuruş, 5 kuruşu da bize silah satarak onu da alıyorlar, gidiyorlar. Yani Cenab-ı Hakk'ın verdiği aklı etkin kullanamayan, Cenab-ı Hakk'ın insana bahşettiği yaratıcı yetileri salih amel doğrultusunda kullanamayan insanlara tek bir yol kalır. O da yakara, yıkara, yok ederek varlığını kanıtlamaya çalışmak. İşte İslam dünyasının özeti. Çıkmak istiyor musunuz? İstiyor muyuz? Bunun kader olmadığını en başta onun için söyledik. O zaman yapılacak işine insana yatırım. Biz yeniden insana yatırım yapmak zorundayız. Aklı yeniden keşfetmek zorundayız. Enerjimizi, gücümüzü birbirimizle uğraşmak yerine salih amele dönüştürmek zorundayız. Bunun için de yeniden aklın itibar görmesi lazım. Bilen insanların bu bağlamda bilimin en çok ihtiyaç duyduğu şey takdirdir. Bilimin takdir görmesi lazım ve bizim de emek harcayıp çalışmamız lazım. Bilim ve para daima güvenli ortamları seçer. Ötesi yok bu işin. Bilim adamının da, yani Türkiye'de mesela biz ne yapıyoruz eğitimde?
genelde insanları standartlaştırıyoruz. Aykırı düşünen insanları ödüllendirmek yerine cezalandırıyoruz. Oysa ya bir insan farklı düşünüyorsa bırakın yanlış yapsın. Çünkü bu söylediklerimi aşabilmemiz için bizim düşünmekle dinden çıkılmayacağını, evet düşünmekle dinden çıkılmaz. Çünkü şüphe etmekle dinden çıkılmaz. Düşünmekle dinden çıkılmayacağını, düşünmekle günaha girilmeyeceğini en başta anlamamız gerekiyor. Eğer düşünmek varsa yanlış yapabilirsiniz. Çünkü yanlış yaparsınız, birisi düzeltir ya da siz kendiniz düzeltirsiniz. Şüphe etmek insani bir şeydir. Burada bir problem yok. Eğer şüphe etmiyorsanız kendinizden şüphe edin. Çünkü o şüphe, metodik şüphedir, sizi doğrulara götürür. Dolayısıyla burada tablo bence çok da karmaşık değil. Yani şu söylemeye çalıştığım iki şeyi ortaya koyuyor. Evet işimiz zor, kolay değil. Karmaşık görünüyor ama karmaşıklık kafamızda. İslam öyle karmaşık bir din değil. Son derece şeffaf, son derece açık seçik bir din. Ama eğer siz İslam'ı bilmezseniz o zaman İslam gelenekle bütünleşir ve ağırlığı altında ezilirsiniz. Şu anda biz din adına geleneğe sahip çıkıyoruz. Geleneğin doğruları vardır, yanlışları vardır. Akla değer verirsek eleştirel çerçevede o geleneği anlama imkanı buluruz. Anlarsak çözeriz. Son örneğimle kapatıyorum. Örnek üzerinden kapatacağım. Örnek şu. Çok ilk söylediğim zaman hatırlayacaksınız. Bedir Savaşı öncesi Hazreti Peygamber'in Medine'ye gittiği zaman ilk yaptığı iş muhteşem bir haberleşme ağı kuruyor. Adeta Mekkelilerin nefes alışlarını izliyor. Ben peygamberim bana Cebrail bildirir falan deniyor. Cebrail'in bildirdiği Kur'an zaten. Onun ötesinde orada Mekkelilerin kaç kişiyle yola çıktıklarını, hangi güzergahları takip ettiklerini günü gününe haber alıyor ve onları Bedir kuyularına yakın bir yerde karşılama kararı alınıyor. Karargah yeri kuruluyor. O sırada savaş tecrübesi yüksek bir zat Hazreti Peygamber'in yanına yaklaşıyor. Diyor ki, ey Allah'ın elçisi, burada karargah kurulması konusunda vahiy mi var? Bakın bu soru çok kritik bir sorudur. Peygamberimiz diyor ki, hayır ben böyle düşündüm. O zaman diyor, burası uygun bir yer değil. Kızmıyor Hazreti Peygamber. Sen niye bana itiraz ediyorsun da demiyor. Çünkü Kur'an zaten Hazreti Peygamber'e ashabıyla istişare etmesini istiyor. Sahabe de bunun farkında. Oradan cesaret alıyor belki. Vahiy ise diyor, başımın üstünde yeri var ama senin kişisel kanaatınsa itirazın var diyor buna. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sebebini soruyor. Diyor ki, işte geldi karşıda öncü kuvvetler. Karşı tepeyi karargah yeri olarak seçerlerse Bedir kuyularının kontrolü kimde olacaktır? Müşriklerde. Savaş uzayacak olursa suyu nereden temin edeceğiz? Baştan mağlubiyet. Ha, onun üzerine Peygamberimiz diyor ki doğru söylüyorsun. Ve karargah yeri Bedir kuyularının kontrolü Müslümanlarda olacak şekilde değiştiriliyor. Hazreti Peygamber hayatında daima bilgiyi bilen insanı öne çıkarttı. Biliyor musunuz? Hiç konuşulmayanlardan birisi. Siz hicret esnasında Hazreti Peygamber'in rehber olarak bir müşrikten, güvenilir bir müşrikten yararlandığını biliyor musunuz? Hep Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Peygamber iki kişi hatırlarız biz. Bir üçüncü kişi daha var orada. Ureykıt diye aslında bir müşrik ama güvenilir bir adam. Evet. Ama ne oluyor? O muhteşem hicreti örümceğin ağına heba ediyoruz. Hicret deyince hepimizin kafasında örümcek ağı var. Kör olası örümcek. Nereden de gitti buldu orayı yani. Hicret muhteşem bir proje gerçekten. Bir de yılan var unutmayın. Yılan var, güvercin var. Malzeme bulursunuz. Ama hicret muhteşem bir projedir. O yüzden son sözüm Maturidi'nin sözü olacak. Düşünmemeyi telkin eden her türlü his şeytan işidir. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Önce aklı yeniden keşfedeceğiz. Düşünmek farzdır. İnsani olarak sorumluluktur. Vatan seversek, vatanımızı seviyorsak bu da yine bize vatan sevgisinin beraberinde gelen bir görevdir. Bilim yaratıcılığın zirvesidir. Bilimde varsanız özne olursunuz. Evet, sabırla dinlediniz. Teşekkür ediyorum.
Soru alacağız. Sanıyorum alacağız, evet.